Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ninja aktarım rehberi çekiyor olacağız. Ee, şimdi şöyle ki ben e, analizlere baktıydım bir iki gün önce YouTube'da ve hala eski ninja rehberinin izleniyor olduğunu gördüm. O yüzden dedim ki hani bayağı eski madem dedim millet izliyor o zaman dedim bari Ninja aktarım rehberi çekeyim. Eğer ki buna da hani bir görüntülenme gelirse bir şey olursa tamamen sıfırdan Ninja'yı incelediğim daha kaliteli bir video yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. Şimdi ufaktan biz geçelim Ninja'mızın skill'lerine. Öncelikle uyanış buff'ından ya da aktarım buff'ından artık ne diye adlandırırsak ondan bahsedelim. Şu şekilde Eskiden hatırlarsanız ki işte HP yenilememiz vardı, VP yenilememiz vardı. İşte %15 isabet oranı e, kaçtı başka neydi? Süper zırhımız vardı. İşte sersem etme filan veriyordu. Bakayım ben yine de bir emin olmak için. Aynen. E, bunun gibi şeyler verirken şimdi birazcık daha farklı tamamen e, agresif e, bir build olmuş. diyeyim. Zaten daha şeyden bakarsak. Uyanış buff'ından bile yani aktarım buff'ından bile baktığımızda zaten agresif bir build olduğunu anlayabiliyoruz. İsabet oranımız %5 daha fazla. E, bütün dirençleri yok saymamız var aynı zamanda. Ve süper zırh e, skin, e, süper zırhımız var. Aynı şekilde zaten şeyde de vardı süper zırhımız. Burada da yine aynı şekilde koruyor. Farklı olarak e, eğer ki aktarım becerileri kullanırsak bu açıkken 9 saniye boyunca 3 saniyede bir 120'şer hasar Veriyor skill'ler. Şimdi bu nasıl? Öncelikle kılıç örme normalde şey vermiyor. Kanama veya herhangi bir ekstra bir bu şekilde hasar vermiyor. Ben buna beceri eklentisi yaptım ve kanama hasarı ekledim buna. Şimdi şu şekilde ben bunu attıktan sonra bu kanama hasarını verecek. Aynı zamanda zaten kendinde olan bir hasarı eklediğimde. Hani bunda da farklı bir... Ee, kanama var. Onu da anlatayım bilmeyenler için çünkü e, bu çok tartışılan bir şeydi bir zamanlar. İşte neden kanama olan skill'e neden tekrardan kanama eklersin ki falan deyip de bana böyle sorular geliyordu saçma sapan. Ben diyordum ki o skill'ler birleşmiyor. O skill'ler ayrı ayrı iki skill olarak şey yapıyor diye anlatmaya çalışıyordum. Klandayken falan. Şimdi eğer ki yine aynı durumlar varsa onlar için anlatayım. Şimdi şu şekilde eğer ki ilericiye basarsanız ben bunu bastıktan sonra tek bir skill'de kanama, yakma, hasarı ve zehir hasarını aynı anda verecek ve aynı zamanda benim beceri eklentimdeki şeyi de verecek. Skill'i de verecek. Yani bu demek oluyor ki ben bir şeyi çaktıktan sonra bir de işte onların eklentilerini çaktık, çaktığımda şu şekilde hani adama inanılmaz boyutta bir sürekli hasar vereceğim ve o adam bu hasarı tak 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 yemeye devam edecek. Şu anda Ninja için Yüksek ihtimal en mantıklı beceri eklentisi de bu. Yani e, gidip her skill'inize ya da her skill'inize demeyin de belli başlı skill'lerinize zehir, kanama, yakma, acı hasarı tarzı şeyleri döşeyin. Adama bu skill'leri bir anda attıktan sonra adam böyle saniyede işte 3 saniyede bir artık kaçtı 1k hasar yesin. 1k ya yemezdi yani ona yakın bir hasar yesin. Adam pot kullanamasın. Abi şu anda olay bu. Ninja'da hani ben benim gözlemlerime göre eğer bunu yaparsanız çok daha güçlü bir şey oluyor. Hani hasar çıkartabiliyorsunuz. Ha, buff olarak ne eklersiniz? Saldırı hızı, isabet oranı falan eklersiniz. O da size kalmış bir şey. Ya da PvP boyunca hani AP asar ne bir şeyler var. Neydi? Bir daha bakarım kafamızı yormadan. 5 saniye boyunca PvP hasarı artı 15 falan tarzı şeyler ekleyebilirsiniz mesela. Şimdi geçelim. Skilllerimize teker teker. Ninja Yıldız'ı kin bildiğiniz üzere Q skill'imiz farklı olarak e, tek olayı bastıktan sonra zehir vermesi. Bir de e, şöyle bir şey var eskiden geri E'yi kullanamıyorduk Q ile beraber şimdi tak diye kullanabiliyoruz gibi muhabbetler oluyor. Yani artık geri E'mizi kullanacak ekstradan bir skill'imiz daha mı var yoksa daha mı fazlası var acaba? Şimdi onları inceleyeceğiz. Şimdi Q'yu attıktan sonra bir de sağ Q ya da sol Q ya da ileri Q atabiliyoruz. E, gerekiyor attığımız zaten uçuşa uçuş becerisini atıyor. Bu farklı bir skill olduğu için atamıyoruz. O da olsa onu da yaparlardı yani eminim. Onu bu skill olmasa. Şimdi gerekiyor kullandıktan sonra sağ kriye bastığımızda ufak bir mesafe daha kat ederek e, gözlemleme duruşu adında bir şey geçiyoruz. Ben zaten buna gözleme duruşu dedim videoda. <laughs> o yüzden o videoyu silmek zorunda kaldım. Bir gözleme duruşu falan tarzı bir durum ortaya çıktı. Şimdi gözlemleme duruşu şöyle bir şey. Bu olaya geçtiğinizde her skillde eğer ki şöyle zaten geriye atıyormuş gibi bir şey oluyor. Şimdi hemen tekrardan bakalım hatta kendisine. Ah yapamadım. Bazen algılamıyor ya. Hani hemen basmak lazım. Şöyle gördüğünüz gibi böyle bir shift boşluk basma animasyonuyla geriye atarmışçasına hani biçer gölgeye atarmışçasına böyle bir e, pozisyona giriyor. Bu e, durumdayken geriye atabiliyoruz hızlı bir şekilde hemen gösterelim. Yani olay şu oluyor. İleri Q attıktan sonra bu olmadı. Bu yere düştüm gibi. Bundan sonra da Q e, gereği kullanabiliyoruz. Evet. Bunu da göstermiş oldum en azından unutmadan. Şimdi şu kullandıktan sonra direkt olarak pat pat kullanılıyor artık. Yani biçer gölgeyi kullanmak için çok çok daha fazla avantajımız var artık. Bunu gösterdim. Bu gitti diyelim. Ee, bunda değineceğimiz pek bir şey yok. Farklı olarak bir tek kanama veriyor ve süper zırhı var ekstradan. Yani e, front kartlarımız kaldırıldı. Uyanıştan bildiğiniz üzere çok fazla front kartımız vardı. Gösterdiğim eski e, şeyde. Bu sefer tam aksine front kart yok ama deri gibi süper zırh skillerimiz var. Bunu gösterdik zaten. Ölümcül patlamaya geçelim. Ölümcül patlama skill'imizin şöyle bir özelliği var. Bildiğiniz üzere normalde iki tuşa aynı anda bastığınızda şöyle bir saplama hareketi yapıyordu. Şimdi eğer ki yürürken ya da W'ye bastığınızda fark etmez yürümenize gerek yok. Şöyle bastığınızda W ile beraber saplıyor hani hem de hareket ediyor. Ufak bir mesafe daha kat ediyor. Farklı olarak bir de ekstradan bir AP sağlıyor. O %12 ve isabetli vuruşlarda kanama hasarı veriyor. <laughs> Farklı olarak. Hemen geçelim Ninja Yıldızı uçuş. Uçuş stiklimiz şöyle değişti. Şimdi normalde bastığınızda adamı fırlatıyor. Hani yerinden şey yapıyor ve bundan sonra geriye kullanabiliyorduk. Ama şu anda şöyle bir durum var. Bunu bastıktan sonra sol kliğe tıkladığınızda bir duman atıyor ama ileri doğru gidip bir duman atıyor. Önemli olan yanı bu. Şimdi tekrardan kullanacağım. Şöyle ufak bir yine hayret adım kullanma mesafesinde burada kullandıydık. Buraya kadar. Hatta daha bile kısa bir eee yer kat ediyor. Ama eğer geri Q bastıktan sonra sağa tıklarsak bu sefer de tam aksi geriye daha da geriye çekiyor kendisini. Peki bu geriyi kullandığınızda adama hasar veriyor mu? Adam nereye giderse gitsin o adama çat diye hasar veriyor. Çok uzun bir mesafesi var. Hani ben gördüğümde hani dedim olan dedim bunu kullanınca da bu sadece işte geri çekmek için kendine niye hani şey yapayım falan diye düşündüm ama o adama hasar veriyor yani havadayken zaten çok hızlı bir şekilde kullanıyor. O adama o hasar yiyor. O yüzden İstiyorsanız geri, istiyorsanız ileri gitmek için kullanabilirsiniz. O adam o yiyecek yani korkmayın. Yani şöyle bir şey yapabilirsiniz bir de. Bunu bastıktan sonra kamera kontrolüyle falan e, geri çekebiliyorsunuz kendini. Bazen vuruyor mu vuruyor bazen vurmuyor. Hani değişik fantaziler yapabilirsiniz bununla. Pek bir işinize yarayacağını zannetmiyorum ama göstereyim dedim yani yine de kullanılabiliyor. Sağ klik kullandım daha temin. Geri çektim kendim ama ileri gittim gibi. Hemen şöyle aktarımdan devam edelim. Buna şey yaptım. Kara dışında yine pek bir durum yok. Yine aynı sadece e, zehir hasarı veriyor ekstra. Ben bir de buna ekstradan bir zehir hasarı ekledim. E, yani fazla vursun diye zaten onu açıklamıştım. Sis perdesi. Sis perdesi yeteneğini e, kullanmak için şöyle bir ufak bir animasyon iptali göstereceğim. Normalde e, hız tuş barında kullanılabiliyor ama herhangi bir skill'i kullandıktan sonra boşluğa bastığınızda da kullanıyor. Bu skill'lerin arasında sağ tık beceriniz de geçerli. Yani bunu bastığınızda pat diye basabiliyorsunuz. Daha hızlı bir şekilde atılabilir. Gördüğünüz gibi daha sonrasında da gözlemleme duruşuna geçiyor. Şimdi sis perdesinde şöyle bir durum var. Eğer ki boşluk bastıktan sonra sağ kliğe basarsanız yine bir aynı Q sağ klikteki gibi şey yapıyor ve geri E atabiliyorsunuz yine aynı şekilde. Aynı zamanda yine boşluğa bastıktan sonra tek adam boşluğa bastığınızda e, görünmez olabiliyorsunuz. O hiçbir şekilde değişmedi. O zaten aynıydı ve o şekilde kaldı. Peki geçelim tilki pençesi yeteneğimize. Tilki pençesi yeteneğimiz artık adamları fırlatıyor. Güzel bir yanı var. İkinci güzel yanı ise shift sağ klik kullanıp sol ve sağ kullandıktan sonra sol bastığınızda e, kara yazışını Sağ bastığınızda da ölüm biçmeyi çok hızlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz ve güzel bir kombonuz oluyor yani bu kombo için hani ana kilit skill tilki pençesi bu yüzden bana böyle isabet oranı saldırı hızı tarzı bir şey eklerseniz eğer bu sizin için hani e, diğer skill'leri falan atmakta çünkü bununla başlayacağınız için pat 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 şey yapacağız. Farklı bir şey dediğim gibi geri püskürtme ve kanama hasarı verecek. E, sarsma falan veriyor ama zaten adamı yere düşürdüğü için o sarsmaya gerek kalmıyor. Eskide kaldı. E, bu şekilde bir e, farklılığı var. Ölüm biçmeye geçersek ölüm biçmede fark yok. Bir tek VP yenileme eklendi diye hatırlıyorum. Hemen bakayım var mı normal ölüm biçmede de. Hani yanlış bilgi veriyor olmasın. Evet yokmuş. Farklı olarak VP yenileme var bunda. VP yenileme bayağı işinize yarıyor. Özellikle de işte kasılırken falan çok fazla bu VP yenilemenin etkisini görüyorsunuz. Bir de isabet oranı veriyormuş. Evet %9 mu ne artık. Ee, bunun gibi ufak ufak değişiklikleri var. Bir de zehir hasarı var kendiliğinden. Bir de ben yine tek kadın bunu sapıklık yapıp zehir hasarı ekledim. Ee, yani genel olarak bu şekilde oynarsanız yani zehir hasarı, yakma hasarı, kanama hasarı, acı hasarı veya benzeri bir ton farklı tür hasarları oynarsanız genel olarak daha fazla şey yapılabiliyor. ben bunu değiştireceğim ama yüksek ihtimal zehir hasarı yerine buna daha farklı bir şey ekleyeceğim veya bunun tamamen kaldırıp başka bir şeye ekleme yapacağım. Çünkü zaten e, kara yazışında zehir hasarı ekledim. Bir de ona zehir hasarı olunca yani absürt bir şey ortaya çıkıyor. Eklenmiyor. Boşu boşuna çakmış gibi bir şey alıyorsun. O yüzden bunu değiştirip başka bir şey koyacağım. Hani siz de bakabilirsiniz. Ben pek araştıramadım. Şey yoktu. Armstrong beceri rehberim yoktu. Bu ondan dolayı yapamadım. Kılıç örme skill'in yine aynı. Pek bir durum yok. Yine geri püskürtmüyor maalesef. Kaldırdılar o lanet olası skill'i. Ya neden bunun geri püskürtmesini kaldırdınız arkadaş? Ben yemin ediyorum oyunu bunun için bıraktım biliyor musunuz? Mu? Uyanışta benim en çok sevdiğim kilit skill'lerden bir tanesi kılıç örme. Çünkü e, uyanıştan e, savaş becerilerini geçmek için kullandığımız bir skill ve bunu Kullanırken adamları havaya fırlatması muazzam bir lütuftu yani. Bunu kaldırdılar. Ben de sinir olup oyunu bırakmıştım. Şimdi ise aktarım sayesinde tekrardan geri döndüm. Şimdi şöyle bir durumu var bunun. Ee, ek olarak bir durumu yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Aynı sadece isabet oranı falan değişikti. Şöyle bir farklılık var. Bunu bastıktan sonra boşluğa basarsanız şu mührü bir anda atıyor. Normalde birazcık daha böyle bir, 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 bir tur daha dönüyor olması lazım. Yani çok fazla bir şey fark etmiyor aslında. Şöyle anladın mı? Tık yani çok azıcık bir saniye farkı var. Onun dışında pek bir muhabbeti yok. Katana yağmurumuz var. O kızıl yağmura dönüştü artık. Pek bir muhabbeti var mı? Tek bir muhabbeti yok. Bir tek sadece ek olarak yanma hasarı veriyor. Hani tek kafanız olacak şey yine adamları fırlatmıyor havaya. Niye yapmadınız diye bir şey demeyeceğim. Çünkü zaten karakter çok güçlü olmuş. Birazcık daha hani şu anda Evet dedim hani şu an karakter güçlü, şu an karakter yerinde. O yüzden gerek yok böyle şeylere demiştim. Dedim kendimce. Ee, bunda da yine aynı şekilde kanama hasarı var. Şimdi burada önem vereceğiniz, kasılırken önem vereceğiniz skill'ler Surakatosfer yani Karanlık Öfke şu anki adıyla. Katana Yağmur şu anki adıyla Kızıl Yağmur. Ee, tilki Pençesi. Ondan sonrasında bir de Yıldız Uçuş. Bu skill'ler sayesinde artık... Ee, şey yapmanıza gerek yok. Pot kullanmanıza gerek yok. Akman'da bile pot kullanmadan sadece bu skillleri kullanırken 230 AP arası, 230-235 AP arası tak 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 dönebiliyorsunuz pot kullanmadan. Ee, yani karakter deli gibi can yenilemeye sahip olduğundan dolayı ve kaçınma süper zırh falan olduktan, olduğundan dolayı artık eskisi gibi hani eskisi gibi demeyeyim de eskisinden çok çok daha iyi bir şekilde slot dönebiliyoruz. Slotlarda çok daha rahat edebiliyoruz. Şimdi Burayı inceledik ama iki adet daha farklı inceleyeceğimiz yer var. O da birincisi mu mutlak hilal darbesi sikiri. Şimdi mutlak hilal darbesi sikiri ee, normalde hani bir şey yapmaması lazım ama burada aktarım hilal darbesi sikiline dönüşüyor. Eğer mutlaka çekerseniz bu sikilinize ne işinize yarıyor? Şöyle gördüğünüz gibi zaten ee, vuruş hasarı aynı ama orada küçük bir şey sırıtıyor böyle ek vuruş hasarı diye. <laughs> o ek vuruş hasarı şu. Normalde bunu çakıyorsunuz bu şekilde adam fırlıyor değil mi havaya? Bu bekleme süresinde değilken bu spam able bir skill bildiğiniz üzere. Bekleme süresinde değilken bastıktan sonra sağ klik attığınızda kusursuzdan sonra sol klik yaptığınızdaki o kötü kılıç dansı gibi bir hareket yapıp kanama veriyor. Aynı zamanda bunu yine çaktıktan sonra boşluğa bastığınızda saklanıyorsunuz. Hani gözleme, gözlemleme duruşu yerine. Gözleme... Ulan ne kadar zor bir şey lan gözlemleme diye. Hani gözleme yapsalmış keşke direkt. <laughs> Kullanılmıyor çünkü. Dediğim gibi bunu yapıp direkt olarak saklanabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir tane daha skillimiz var. Bu skillimizde topuk biçme, topuk biçen, topuk biçme artık her neyse. Ee, skillimiz. Yine hasarı aynı ancak ek vuruş hasarımız var. Yine aynı şekilde shift sol klik yaptıktan sonra sağa bastığımızda direkt olarak e, zemin baskısına benzer. Şöyle göstereyim onu da. Bir skill atıyor adamı yere düşürüyor. Bu sürede de süper zırhımız var. Üstüne herife kanama veriyoruz gibi bir skill setimiz var. Şimdi şöyle ki karakterin mobilitesi aşırı fazla artık. Neden aşırı fazla? Yani bak şu an kafam yettiğince çünkü 3, oldu 4 oldu aynı kombo yapmaya çalışıyorum. 2 kere failladım 2 kere yaptım. Yapalım da yapabileceğim mi? Şöyle göstereyim. Gibi. Şöyle bir şeyler daha eklersiniz artık. Şey. Neydi ne var? Şu ninja adamını falan ekleyip falan. <laughs> oh. Lan nefes boşluğu yaşadım lan. <laughs> Ölüyordum az kalsın. <laughs> evet yani buna benzer böyle bir hareket yapıp bayağı ilerleyebiliyorsunuz yani. Sadece skill atarak tak 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 ilerleyebiliyorsunuz. Sıkıntı olmadan. Daha hatta atılacak işte boşluktan sonra şey filan var bilen yani sağ klik filan var. Bunlar gibi skill'leri de kullanarak daha da devam edebilirsiniz. Yani istediğiniz kadar gönlünüzce ilerleyebilirsiniz. Sadece skill atarak. Bu sizin alışmanıza kalmış. Ben Tam olarak alışamadım daha karaktere. Daha önce bir hafta falan oldu yani. Bir haftada bu kadarını gördüm. Ki bu bile çok güzel bir e, fark. Şimdi farklılık olarak ne diyebiliriz? Ve nelerde? Bir dakika hemen şunlara geçeyim bir gün. Nelerde front guard'ımız var? Çok sorulan bir şey. E, front guard'lar şunlarda var. Mesela şunda front guard var yazıyor ama genel olarak zaten bunun front guard'ını kullanmıyoruz. Bunun front guard'ı zaten şu ellerini şöyle bir hareket yapıyor ya, Şu an siz tabi kamera yok, beni göremiyorsunuz da hani yaptığı hareketi anladınız siz. O hareketi yaparken küçük bir front guardımız var. O da bir işe yaramıyor. Yani front guard var mı? Aslında yok bunda. Çünkü genel olarak zaten şeyle kullanıyoruz bunu. Animasyon iptaliyle kullandığımız için hani olsa da olmasa da umurumuzda değil anladın mı? Direkt hani gereksiz bir şey aslında onun front guard. Onu kaldırsalar daha farklı bir şey koysalar bile olur. Farklı olarak front guardımız neyde var? Sis perdesinde var. Sis perdesinde de çok çok ufak bir yerde var. O da gözlem gözlemleme duruşundayken. Nedir o? Bastıktan sonra sağ klik atarsak şu kısımdayken. Ufak bir e, front guardımız var. Bir de beceri kullanırken de bende bir ufak bir front guard gördüm orada. O zaman var. Yani onun dışında yok. Fazla mı? Kullanıyor musun front guardını? Hayır kullanmıyorsun. Zaten gerekli olmuyor. Çoğu zaman ben bunu şey için kullanıyorum. Adamı sersem etmek için falan kullanıyorum. Şöyle çaktıktan sonraki. çünkü şuradan falan çaktığında adam sersem etmesini yiyor zaten. Hemen şöyle göstereyim. Pat. Orada ufak bir kesinti oldu. Onu ben kestim. Hapşurdum çünkü. Ondan dolayı böyle kulağınızı sağır etmek istemedim tam konuşurken. Eee neyse. Bakalım başka neyimiz var. Aklımızın da şöyle bir geçişsin. Oh, konuşamadım. Evet pek değinmediğim bir şey kalmadı. Ha, Surak bir ekstra bir farklılık var. O da şu normalde bildiğiniz gibi bunu kullandıktan sonra böyle anasının gözüne kadar kendisi yapmak zorundaydı. iptal edemiyorduk. Bir tek şu kabza vuruşunda çat çat sağda solda şeyler çıkarken çıkmadan önce doğrusu işte geri F falan atıp iptal edebiliyorduk. Şu anda gibi yani. Benzeri bir şey yapıp da iptal edebiliyorduk skili. Ama şimdi öyle değil. İstediğiniz an iptal edebiliyorsunuz. Hemen şöyle göstereyim. Geri bastım hemen. Chat ku kurtulabiliyorum. Aynı zamanda rahat bir şekilde de hareket ettirilebiliyor. Eskisi gibi değil yani. Ee, başka 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 aklıma gelen var mı? Ya da atladığım var mı? Çünkü 2-3 videodur atlıyorum. Sıfırdan çekip çekip duruyorum. Artık gına geldi. O yüzden bitirmek istiyorum bu videoda. Tekrardan bakayım. Evet bir şey kalmadı. Ha beceri puanından bahsedecektim. Beceri puanı e, artık fazla hani aktarıma gelmek için 1900'e yakın bir beceri puanınızın olması lazım. Hepsini fulllemek için. 1893 müydü neydi tam sınırı? Hani gerekli olan şeyler, e, gerekli olanlar ne işte bir, hani aktarıma geçtim. İşte biçer gölge olsun, Nijusu Pranga olsun. <laughs> Ondan sonrasında işte mutlak intihar çöküşü, işte gölge karşılama, kalp hedefleme, artık kullanım. Do çoğu zaman da kullanmıyoruz aslında. O kadar da gerekli bir şey değil bu. Ee, yani bu. Yani genel olarak bunları kullanıyoruz. Aklıma gelenler bunlar şu anda. Ee, 1800, 1800'e yakın işte 1820 falan tarzı bir e, puanda tamamen bütün gerekli olan skill'iniz açılıyor. Ee, i̇lk önce ben sizden uyanış becerinizi, becerinizi kullanmanızı istiyorum. Eğer ki 600-800 puan arasındaysanız aktarıma geçmeye çalışmayın. Pişman olursunuz. Neden pişman olursunuz? Şöyle e, 56 levelsin zaten. Çoğunu açamayacaksın buradaki skilllerin. Daha pasifist bir ninja oynaman senin için daha kaliteli olacaktır. Hem ninja'ya alışmak için birazcık daha. Hem e, Nasıl diyeyim? Fazla bir gear score'un falan olmayacak yüksek ihtimal Eğer ana karakterin daha farklı bir karakter olup diğerlerinin itemlerini taşımadıysan sıfırdan başlıyorsan yani onun için. Yoksa hani adam full pen'le bütün pen itemlerini koyar ninja'ya e, başlar öyle. O zaman tamam hani bir şey diyemem ona. İstediğini yap. Ne yaparsan yap kardeşim. Ona bakma yani anladın mı? E, sıfırdan başlayan biri için bahsediyorum. E, daha düşük gear score'la Gidip de işte surak atan anda kasılman senin için daha rahatlatıcı olacaktır. Çünkü kusursuz işte kötü kılıç dansı ve ani salları sürekli kullanabileceğin için e, bu skilllerle kasılıp işte beceri puanı kasman senin için daha rahat olacaktır yüksek ihtimal. <laughs> Şöyle bir 1400'e 1500'e falan gelene kadar elleme kalsın uyanışında. Ondan sonrasında çak sıfırlamanı işte al aktarın becerini artık ne yapıyorsan. 60 level bir ol. Hani gel açtığın gibi direkt aktarımı fulle yani verebileceğim en iyi yüksek ihtimal ee, şey bu. E, ne der orada Ulan aklıma gelmedi. Şu anda söz tavsiye, he tavsiye bu. Tavsiye aklıma gelmedi ya. E, başka atladığım bir şey var mı diye kafamdan ufak ufak şey yapıp hem de aynı zamanda birazcık da videonun şeyini uzatıyorum ama yani evet şu anda yok gibi gözüküyor. Umarım değildir. Ee, beceri birleşimi yani rabam skilllerini size bırakıyorum. Artık ne istiyorsanız onu yapın. Çünkü gidip diyorum ki kısaltma ilizyonu yapın diyorum. Adam diyor ki ne kısaltma ilizyonu kardeşim diyor. Baş kesme diyor daha muazzam daha müthiş falan diyorlar. Ben size bırakıyorum abi orayı. Çünkü yani oynanın stiline kalmış bir şey sonuç olarak. İstiyorsan bunu kullan. istiyorsan kısaltma ilizyonunu kullan. Her... Şu anda Rabam skill olarak ben kısaltma vizyonunu deli fişek kullanıyorum evet ee, ve şunu mesela kullanmıyorum açtım ama kullanmıyorum eskiden uyanıştayken çok fazla kullanıyordum şimdi kullanmıyorum yani boş skill gibi bir şey oldu benim için hatta bunun yerine ekstra bir şey falan çıkarsa buradan ilk önce onu denerim yani bunu da fazla kullanmıyorum. Yani zaten gerekiyorunuz olduğu için bunu kullanır mısınız onu da bilmiyorum. Yani şu anda şuradaki rabam skill'i sadece bu olmak zorunda gibi bir şey yani. Ee, bakıyorum 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 arkadaşlar. Kısaca özetleyeyim. Yani kalmadı gibi gözüküyor çünkü bakacağım bir şey. Kısaca özetlemek gerekirse uyanış becerilerimiz bizim daha fazla pasif ve daha fazla e, defansa yönelikken daha var bir bir e, ninja'ya dönüşürken karakter e, aktarımda daha çok assassin e, skill'lerine daha çok önemse önemsemişler ve daha ona yoğunlaşmışlar. Daha seri bir oynanışa sahip daha yüksek bir hasara sahip daha fazla süper zırhımız var ve daha fazla sıkıntılı durumlardan kaçabiliyoruz. Ama dediğim gibi karakterin tam potansiyeline yaklaşması için daha fazla beceri puanına ihtiyacı var. Bu yüzden e, yani kullanılması önerilecek bir şey mi e, düşük levellere bilmiyorum. Yani düşük levelde veya yeni başlayan bir insana daha çok yüksek ihtimal şu anda uyanışı tavsiye edebilirim. <laughs> yani bu kadardı. E, eğer ki devamını isterseniz yani sıfırdan tüm ninja'nın e, incini çıkartana kadar bir rehber yap kardeşim bu neymiş böyle parça parça yapıyorsun diyorsanız istiyorsanız uyanışın aktarımın savaş becerilerinin işte ninja itemlarının kasılması gereken yerlerin <laughs> o sunun bu sunun hani hepsinin böyle çok aşırı detaylı ve aşırı sıkıcı <laughs> falan bir e, video yapıp böyle parça parça haline getirip yüksek ihtimal tam bir şekilde bunu anlatamam buradaki gibi. Böyle bir şey yapıp ee, ninja rehberi yapmayı da isterim eğer isterseniz sizde evet arkadaşlar dediğim gibi bu kadardı soracağınız bir şey olursa yorumlarda bekliyorum ya da ya kardeşim şuraya atlamışsın buradan niye bahsetmedin dediğiniz anda zaten sizin bir yorumdan bahsettiğiniz üzere insanlar da göreceği için böyle bir şey yapmanızı da isterim ee, bakarım aynı zamanda ben de belki ben de bilmediğim bir şey vardır şu anda baktığım üzere Olay bu yani anlatabildiğim en yüksek şeyini anlattım size. Ee, yani kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Eğer isterseniz buradayım. Ee, yeni bir beceri rehberi daha. Ee, Hoşçakalın.